Sevgili izleyiciler, şimdiki yapacağımız projemiz bir konsül örtüsüdür. Bu konsül örtümüzün içinde, burada gördüğünüz gibi bitmiş haliyle bir parça konsülün önüne bir ödemiş ipeğinden bir örtü. Arzuya göre sehpanın üzerine de aynı ölçülerde veya sehpanızın ölçüsüne göre yine takım olması açısıyla aynı deseni ve dekoratif çizgileri kullanarak sehpa takımı da yapabilirsiniz. Şimdi ben burada bir kumaşı katlayarak nasıl bu köşeyi oluşturduğumu, kenarını nasıl temizlediğimle başlayacağım. Ben krem bir parça üzerinde bu takımımız ödemiş ipeği üzerine yapılmış bir işlem. Ama ben normal düz pamuklu bir parça üzerinde katlama şeklini göstereceğim. Bunun için yapacağımız örtünün ölçülerine önemli. Boyu diyelim ki 60 santimlik bir örtü yapacaksanız birer santim iki tarafına pay vererek yani 62 santim uzunluğunda ve istediğiniz ende artı bu kenar katlama paylarında vererek genişlikte bir dikdörtgen hazırlıyoruz. Bu köşeleri çok pratik bir şekilde hazırlamam için normal dikdörtgenimizi katladım. Ucundan iğneliyorum. İğneleme işlemini yaptıktan sonra dikmeye başlıyorum. Yine sağlama almayı unutmadan. Köşeleri. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Verdiğimiz pay kadar dikiş çekiyoruz. Toplu iğnelerimizi çıkardıktan sonra yine köşe çevirme tekniğiyle bunu çeviriyorum. Köşeleri. Ve tam ortaya gidecek şekilde makinemizi biraz alırsam bu dikişimizi ütüyle yaparsak daha sağlam olur ama şu anda bir tırnak ütüsü çünkü pamuklu kumaş kullanıyorum. Dikkat ederseniz kumaşımızın orta izi vardı. Bu dikişimizi tam orta izine getirecek şekilde, gelecek şekilde iğneliyorum. Burayı da aynı şekilde. Burada payımızı hangi yöne verdiysek o yöne bir tırnak ütüsü ve yine bu orta çizgiyi baz alarak iğneliyorum. Şimdi bu kenarları da arzu ettiğiniz veya konsülünüzün veya sehpanızın ölçüsüne göre verdiğimiz kenar katlama payını bu şekilde içine katlıyoruz. Yani böyle üçgenli bir örtüyü nasıl katlarız? Onu teknik olarak görüyoruz şimdi. Ve yine tırnak ütüsü aynı ölçüyü bu tarafa da alarak aşağı yukarı iğneliyorum. Şimdi örtümüz bu şekilde katlandı. Bu üst köşemizin dikişlerini çektik. Şimdi bu diğer dört köşemizi nasıl çalışacağız onu göstereceğim. Bunun için
Burada önemli olan bu dikiş, ütü izimiz. Bu ütü izini almak için tırnak ütüsü yaptım. Burası belli. Ama bu bu alttaki kumaşın gelmesi gereken noktadan bir iğne alıyorum. İğne saplıyorum ve bunu tam tersinden üst üste iğneliyorum. Ütüledikten sonra o aldığımız katlanmış ütü hizasından, yani bu başlama noktasından diğer uca kadar dikip çevirdiğimizde köşemiz hazır oluyor. Ben bu işlemi ödemiş ipeğinde hazırladım biraz önce. Şöyle devam edeyim ben. Yani bu pamuklu kumaşta nasıl katlanacak, nasıl birleştirecek onu gördük. Burada ütüyle hazırladım. Bu kenar ütüsünü aldım. Bu diğer katlama ütüsü de var. Şimdi biraz önceki işlemi burada yapacağım. Tam o kat izini. Ve diğer ütülediğim kısım, gördüğünüz gibi bir kesişme noktası var. Buradan başlıyorum, burada bitiriyorum ve köşelerimiz burada olduğu gibi hazır olacak. İğnelediğimiz örtümüzü tam bu ütü izinden başlayarak, dikiş konumumuzda dikkat edelim. Yine sağlama alıyorum. Ve tam ütü izi üzerinden bitiriyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ütünün çok dikişte çok büyük faydaları var. Çok büyük yardımları var. Gördüğünüz gibi ütü izinin hizasında diktiğimizde hiçbir yanlışlık olmuyor. Şimdi bu fazla payımızı burada yaptığım gibi, çünkü ödemiş ipeği ince bir kumaş, çok da kenardan olmamak şartıyla fazlalığı alıyorum. Örtümüzü hazırladık, köşeleri çalıştık ve şimdi pikomuzun hizasını belirlemek için patchwork cetveli yardımıyla, ben burada bir 6 santim katlama payı vermişim. Demek ki işaretimiz 1-5 santimden. Patchwork cetvelimizin kalın çizgisi 5 santim gösterdiği için tam örtümüzün kenarını 5 santime denk getiriyorum. Ve tebeşirimle bir çizgi alıyorum. Bunu dört bir tarafına aynı şekilde, burada arzuya göre püskül de takabilirsiniz. Sade de olur bu iş. Kendi zevkinize kalmış bir şey. Bu son çizgimizi de çektikten sonra bu paylarımızı sabitlemek için birkaç tane toplu iğnesi kullanacağım. Böyle birkaç tane de bu tarafa. Ve piko çekeceğim. Şimdi daha önceki bitirdiğim konsül örtüsünde çift iğne kullandım. İki renkte bir desen, iki renkte çalıştım bir deseni. Bu desenimiz bir taç deseni dediğimiz bir piko deseni. Ama şu anda makinamızdaki diğer pikoları göstereceğim. Bunun için 87 numaralı piko desenimizi seçiyorum. Dijital bir dikiş makinesi olduğu için plaka falan değiştirmemize gerek yok. Şöyle bir köşeden başlayacağım.
Yani nakışla da yapabiliriz, süsleyebiliriz böyle bir salon örtüsünü. Ama pikoyla da çeşitli renkler kullanarak, çeşitli piko desenleri kullanarak da süsleyebiliriz. Gayet de hoş oluyor. Krem bir örtünün üzerinde canlı bir renk, yağ yeşili. Yeşil pikomuzun sonuna geldik. Şimdi iç kısmına biraz enli bir mesafede yeşil pikoyu bitirdikten sonra canlı bir renk kullanacağım. İç kısımdan tekrar bir piko çekeceğim. Şimdi çift iğne kullansaydım çok yakınından olacaktı ama ben bu bordürü daha geniş tutmak için iki ayrı seferde tek iğneyle çalışacağım. Bunun için yine turuncu renkte ipimi takıyorum. Ve başladığım yerden ikinci çizgisini devam edeceğim. Şöyle bir göz kararı mesafe alıyorum ve başlıyorum. Dediğim gibi çift iğne kullanmış olsaydım çok yakın mesafede iç içe bir desen çıkacaktı. Ama ben daha enli bir desen çıkması için tek iğneyle tam bu dikiş hizasına gelince iğneyi içinde bırakarak çevireceğim. Dönüyorum. İkinci rengimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Tam uç noktaya geldiğinde bağlantıyı sağlayacağız ki bir kopukluk olmasın. Şöyle birazcık daha. İşlemimiz bitti. İpimiz varsa eğer onları temizleyeceğiz. Böylece farklı bir sehpa örtüsünü daha da hazırlamış olduk. Şimdi yaptığımız bu örtünün bu paylarını temizlememiz gerekiyor. Bunu da bir nakış makası yardımıyla, nakış makasımız gördüğünüz gibi ucu eğri ki keserken kumaşımıza saplanıp kumaşımızı kesmeyelim diye. Tabii yine de dikkatli olmalıyız keserken. Dikişlere girmeden tam pikonun kenarından şöyle 1 milim kadar bırakarak çepeçevre temizliyoruz. İkinci parçamızı da çıkarıyoruz. Ve örtümüz ütüledikten sonra sehpa örtümüz hazır olacak. Sehpa örtümüzü, konsül örtümüzü bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Siz kendi salonunuza uygun desenler, renkler kullanarak içini tamamlayabilirsiniz. İyi günlerde kullanmak dileğiyle, hoşça kalın.